İyi günler. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Küresel ekonomide resesyon endişesi, enflasyon. İçeride baktığımızda Borsa İstanbul'da kayıplar vardı. Bugün bir nebze toparlama içinde. Birazdan ona da bakacağız, konuşacağız. Önce bir başlıklara bakalım. Günün öne çıkan başlıkları neler? Sonrasında devam edelim. Tabii asgari ücret de bekleniyor. Asgari ücret netleşiyor. Bugün netleşmesi, en geç yarın açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak asgari ücret. Şu dakikalarda ikinci toplantı yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da açıklanacak asgari ücrete yapılacak zam. Beklenti %25'te %40 bandında bir zam olması yönünde, artış olması yönünde. Hep birlikte göreceğiz. Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin ikramiyeleri 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilerin 2022 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Varlık barışından yararlanma süresi bugün doluyor. Bugün son gün. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan varlık barışı uygulamasında bugün son gün. Ek gösterge, öğrenci affı düzenlemesi komisyonda. En düşük emekli aylığı 2500 liradan 3500 liraya yükseltiliyor. Diğer taraftan ek gösterge, öğrenci affı da bunun içinde. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatını arttırdı. Yaklaşık bir saat önce son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaştık. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400, arpada 200 lira arttırılmasına, hububat alım primlerinin Temmuz'dan itibaren ödenmesine karar verildiğini ifade etti. Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000, arpa için ise 500 lira prim verilecek. Burada bir arttırım söz konusu. Tarımsal üretimin arttırılması. Evet. TMO buğday alım fiyatını 6500 liradan 6900 liraya çıkarmış oldu böylece. Önemli bir gelişme. Buna ilişkin detayları da paylaşacağız sizlerle. Şimdi piyasalara bakalım. Borsa İstanbul'a bakalım. Dün Borsa İstanbul'da sert bir kayıp vardı gün sonuna doğru. Ve 2367 bugün en düşük gördüğü seviyeydi. 2400 puanın, önce 2500 puanın altına saktı. Dün 2400 puanın altına geldi ve bugün de düşüşlerle 2367 puana kadar geriledi. Şu dakika itibariyle %0,64 artıda 2417 puanda BIST 100. Bir toparlanma söz konusu. Diğer taraftan BIST Banka ve BIST Sınav'a bakalım. Dün bankacılık sektöründe de sert kayıp söz konusuydu. Asıl bu noktadan geldi satışlar. %0,94 artı da %1'lik bir artış var. 1958 puanda. BIST Sınav'a baktığımızda ise BIST Sınav tarafta 4131 puanı görmekteyiz ki orada %0,22'lik. Bankaya göre daha sınırlı bir artış var. Çünkü dün bankacılık sektöründe daha sert bir satış vardı. BIST 100'de en çok artanlar ve en çok azalanlar sıralamasına baktığımızda İş GYO, Emlak Konut, Kızılbük, Nurol ve Şişecam. GYO'ların ilk 4'te yer aldığını görmekteyiz. Şişecam da sonrasında geliyor. Şişecam da hisse geri alım programını arttırdı. Bunun etkisini görüyoruz hissede. BIST 100'de en çok azalanlara baktığımızda ise BIST 100'de en çok azalanlar Bera Holding, Vestel Beyaz Eşya, Türkiye Sigorta, Eczacıbaşı İlaç, Torunlar GYO. Burada da bir GYO var. Ve Dolar TL, Euro TL tarafına bakalım. Dolar TL'de 16.69, %0,32'lik artış var. Euro TL tarafında ise 17.38 seviyesinden işlemler geçiyor. Diğer taraftan devam edelim. Euro Dolar paritesi 1.04'te. Çünkü dolar endeksi güçleniyor. Endekse baktığımızda dolar endeksi
105 seviyesinin üzerine çıktı yeniden. 104'e kadar gelmişti, 105 seviyesinin üzerine çıktı. Ve küresel borsalar. Küresel borsalarda ise kayıplar var. Hem de ciddi kayıplar. Paris'te %2,35, Frankfurt'ta %2,5, %2,30, Londra'da %2, Madrid'de %1,76'lık bir kayıp var. Asya borsalarından nasıl geldik? Çin'de PMI bir miktar toparlayınca Çin borsası yukarıda kapattı %1'in üzerinde. Ama onun dışında Japonya %1,5 kayıptaydı. Güney Kore %2, Hong Kong %0,59 kayıptaydı. Hindistan yatay. Peki ABD vadeliler neye işaret ediyor? Orada da kayıpların arttığını görüyoruz. Dow Jones %1, Nasdaq %1,23, S&P 500 %1,18. Gördüğünüz gibi ABD borsalarında, Avrupa borsalarında kayıplar var. Borsa İstanbul bugün pozitif ayrışmış durumda. Yön bulmakta zorluk çekiyor borsalar. Yani bir taraftan enflasyon kontrol altına alınabilecek mi? Yumuşak iniş olacak mı? Yoksa sert bir iniş mi olacak? Resesyon mu olacak? Çok soru var ve bu soruların cevabı da henüz bilinemiyor. Devam edelim. ABD 10 yıllık tahvil. Bunların hepsini konuşacağız. 3.03'te %2'lik bir kayıp var. Ve ABD 10 yıllıktan sonra ons altın. Ons altında 1822 dolar seviyesi. 1804 dolara kadar geriledi ons altın. 1800 dolara geldi, oradan bir miktar toparlandı. Diğer taraftan içeride gram altınsa 977 liradan işlem görüyor. Ve gümüşe bakalım. Gümüş 20 dolar 63 sent. Orada da yine 20 doların altına doğru gidiyordu. Ve petrol fiyatları, Brent petrol 112 dolara yakın. Hafif kayıp var. OPEC toplantısı vardı. ABD ham petrolü ise 109 dolardan işlem görüyor. Evet, şu dakikalarda ABD Başkanı Biden'ın İspanya'nın Madrid kentinde NATO zirvesinde konuşması var. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra NATO daha da birleşti diyor. NATO'yu parçalamak istedi diyor Putin için ABD Başkanı. Ve NATO üyelerinin çoğunluğu savunmaya gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini harcama taahhüdünü aşma yolunda diyor. Daha çok savunma sanayine harcama yapılacak NATO'da. Peki devam edelim. Merkezi yönetim ek bütçe kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre bütçe gelir tahmini 1 trilyon liranın üzerinde arttı. Bütçe giderleri de 880 milyar lira. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 yılı ek bütçe kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunla genel bütçe kapsamındaki idarelerle özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan personel giderleriyle sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine başlangıç ödeneklerinin %40,5 oranında ödenek eklenecek. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan Cumhurbaşkanı ödeneği hariç. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bütçe geliri tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında önergeyle değişiklik yapıldı. Halen 2500 lira olan en düşük emekli aylığı 3000 liraya çıkarılmasını öngören madde değiştirildi. Mecliste görüşülen torba kanun teklifinde önergeyle değişiklik yapıldı. En düşük emekli aylığı 3000'den 3500 liraya çıkartılacak.
sabit gelirli vatandaşların gelirlerini arttırmak ve enflasyon karşısında ezilmelerinin önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. 2500 lira olan en düşük emekli aylığının 3000 liraya çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Değiştirilen maddeyle en düşük emekli aylığı 3500 lira olacak. Müzik. 3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren yeni ekonomi paketini meclis görüşmeleri sürüyor. Komisyona sunulan analize göre göstergesi 3600'e çıkarılacak olan meslek gruplarında çalışan ve emekli toplam 2 milyon 58 bin kişi bulunuyor. Ek göstergesi 3600'e çıkacak olan memurların emekli ikramiyelerinde 62 bin liranın üzerinde artış olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin yasal altyapı oluşturan kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler sırasında komisyona sunulan analizle ek göstergesi 3600'e yükselecek olan meslek gruplarında çalışanların sayıları da komisyon üyeleriyle paylaşıldı. Buna göre 881.657 çalışan 418.611 emekli öğretmen, 301.657 çalışan 130.809 emekli polis memuru, 135.611 çalışan 42.262 emekli hemşire ve 89.058 çalışan 58.604 emekli din görevlisi olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamında çalışan ve emekli toplam 2.058.268 kişi bulunuyor. Yapılan analize göre 3600'e yükselecek olanların emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde yaşanacak artış da belirlendi. Buna göre mevcutta 1234 lira artacağı hesaplanan emekli maaşlarında Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda 1728 lira artış olacak. Yine aynı hesaplama ile mevcutta 44.499 lira olan emekli ikramiyesindeki artış Temmuz zammıyla birlikte 62.299 liraya yükselecek. Komisyonda yapılan görüşmelerde teklifin ilk halinde 3000 lira olması öngörülen en düşük emekli maaşının da 3500 lira yükseltilmesine karar verildi. Evet, yayının başında aktardık. Önemli bir gelişme vardı. Hububat alım fiyatları arttırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal konuğumuz. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi önce bir kararı alalım sizden. Ne oldu, nereden nereye getirildi? Neydi, ne oldu bu batalım fiyatları? Tabii ki öncelikle tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Malum bir aydan beri yaklaşık hasat devam ediyor. Türkiye genelde %20'ler seviyesinde hasat devam ediyor ama yağışlardan dolayı da bir 2-3 haftalık gecikmeler de söz konusu üretim bölgelerimizde. Bu kapsamda tabii Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte hububat piyasalarını, piyasa gelişmelerini gerek içeride gerek dışarıda takip etmekte. Bununla ilgili gözden geçirmeler devam etmekte. Geldiğimiz noktada birçok üreticinin ürününü bekletme eğiliminde olduğunu da görmekteyiz. Ticarete konu etmiyor, satmıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de stoklarını özellikle iş piyasadan takviye etme gibi bir ihtiyacı var. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler, gerek bakanlığımız, gerekse ilgili bakanlıklar nezdinde yapılan çalışmalarla biz fiyatların bir miktar güncellenmesine karar verilmiş oldu. Bu kapsamda 2022 yılı buğday alım fiyatımız 6050 liradan 400 lira artırılarak 6450 lira. Arpa alım fiyatımız da 5500 liradan 200 TL artırılarak 5700 TL'ye yükseltilmiş oldu. Bir diğer fark ise özellikle malum buğdayda 1000 lira, arpada 500 TL'lik bir Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 1 Eylül'e kadar ürün teslim eden üreticilere hububat alım fiyatı bedeli ödenecekti. Bunu Ekim ayında ödenmesi planlanırken öne çekilmiş oldu. Hemen takip eden ay, yani Haziran ayında ürünlerini TEMO'ya teslim edenler Temmuz ayında bu primleri almış olacaklar. Temmuz'da teslim edenler de bir sonraki ay almış olacaklar. Bu şekilde bir orada da bir güncelleme söz konusu oldu. Burada amaç tamamen TEMO'ya üreticilerimizin ürünlerini satmalarını teşvik etmek, cazip kılmak bu amaca yönelik bir düzenleme yapmış olduk.
Bu güncelleme, bu arttırımla birlikte hasat etmiş elinde buğdayı olan, işte arpası olanların artması bekleniyor mu? Yani TMO'ya satış Tabii ki. konusunda. Tabii ki. Şunu da belirtmekte yarar var. Bugüne kadar Toprak Mahsuller Ofisi'ne ürün teslim etmiş olan üreticiler de bu güncellenmiş fiyatlardan yararlanacaklar. Ha, onlar Onların da ödemelerini fiyatlandırma almışlar mıydı? süreci ödemelerini almışlardı. Bu yeni fiyatlarla aradaki oluşan farkı da Temmuz ayının hemen ilk günlerinde, ilk fırsatta onlara ödemiş olacağız. Primlerinde yine Temmuz ayında, Haziran'da teslim etmiş olanların primlerinde Haziran ayında bakanlığımız tarafından ödeme üzere çalışmalar başlatılmış oldu. Yani daha önce, bugün önce, bu karardan önce TMO'ya teslim edenler de bu imkandan, bu artıştan yararlanmış olacak, bir mağduriyet oluşmayacak. Doğrudur. Doğrudur. Peki şimdi hasat nasıl gidiyor? Tabii bu dönem çok önemli, üretim çok çok önemli. İşte bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer tarafta dünyada kuraklık diyoruz. Son dönemde yağışlar. Yani güzel gidiyor. Bu yağışların etkisi var mı? Katkısı var mı? Hasat dönemi Tabii nasıl ki. geçecek? Üretimde ne bekliyorsunuz? Serdar Bey, malum 2022 yılı bir yıl önceye göre, yani bu yıl hasat dönemimiz bir yıl önceye göre çok daha efektif gitmekte, üretici lehine seyretmekte. Baktığımızda geçen yıl çok ağır bir kuraklık travması yaşadı ülkemiz. Özellikle Hubat alanında çok ciddi rekolte kayıplarımız söz konusu oldu. Ama 2022 yılında gene Güneydoğu bölgelerimizde bazı yüksek kesimler kuraklıktan bir nebze etkilenmiş olsa da ülkemizde biçer döver girmeyen herhangi bir ekin tarlası, üretim alanı olmadı çok şükür. Ama özellikle Mayıs ayında gelmesi gereken yağışların zamanlı ve daha sonra seyretmesi gelmesi, son günlerde de üst üste birkaç haftadır yağış rejiminin devam etmesi hasatın ötelenmesine sebep oldu. Yani özellikle İç Anadolu bölgesinde şu anda hasatın hızlanması gerekiyordu. Daha yeni yeni lokal olarak yağışlar müsaade ettiği çerçevede hasat devam ediyor. Gene Trakya bölgesi, Hubat üretimimizin önemli bölgelerinden bir tanesidir. Burada da gene yağışların etkili olduğunu görüyoruz. Yani bir miktar ötelenmekle beraber sizin de az evvel sorduğunuz üzere yağışların özellikle hasat dönemine bir süre kalan şeylere, Hubat alanlarında çok olumlu tesir ettiğini, ama artık hasata olgunlaşma dönemine gelmiş, hasatın girilmesi gereken yerlerde de gecikmesine sebep oluyor. Bunun devam etmesi halindedir. Tabii ki bir miktar kalite kaybına sebep olabilecektir. Ama şu anda o noktada değiliz çok şükür. Çok havaların güneşlenmesiyle beraber, yağmurların kesilmesiyle beraber ülkemizde çok hızlı bir hasat sürecinin başlayacağını ve bunun da Kurban Bayramı süresince devam edeceğini, akabinde de Temmuz sonuna kadar yoğun bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Peki rekolte Elbette bekleyişi tahmini arttı mı sizde? tabii bu sene rekolte tahmini bakanlığımız tarafından da ilan edildi. TÜİK tarafından da açıklanmış oldu. 19,5 milyon ton buğday rekoltesi açıklandı. 8,5 milyon ton arpa rekoltesi açıklanmış oldu. Bu yağışlarla beraber belki bu açıklanan rekolte miktarlarının bir miktar üzerine çıkar mı? Şu anda onun da tespitleri yapılmaya çalışılıyor. Haliyle inşallah iyi bir dönem geçiriyoruz. İyi bir üretim dönemi üreticilerimiz yaşıyor. Birim alandan elde edilen buğday ve arpa verimleri özellikle yağış rejiminin dengeli gittiği yerlerde hemen hemen geçen senenin iki katı miktarda verimler var. Bunlar Evet. son derece olumlu. Yani 200-250 kilo verim alınan bir arpa tarlasından 350-400 kilo verim alınabilen yerler var. Gene buğdayda da 300 kilo, 400 kilo olan yerler 500 kilo daha üzerine çıkmış durumda. Bunlar sevindirici, üretici lehine ve ülkemiz lehine çok güzel gelişmeler. Tabii ki tarım özellikle Hubat alanında risklere son derece açık, iklimsel şartlara son derece risklere açık bir sektördür. Tarlada biçilip ambara girmeden, depoya girmeden hiçbir şeye tamam diyemeyiz, ama şu ana kadar çok şükür çok büyük bir sıkıntı yaşamadı. Yer yer yağışların olumsuz tesir yaptığı, dolu Evet. dolayısıyla yaptığı bu tarlalar olduğunu da biliyoruz tabii ki. Onlar Peki da bu alım bakanlığımız fiyatlarının tarafından arttırılması değerlendiriliyor.
Alım fiyatları zaten hani memnuniyetle karşılanmıştı. Daha da arttırılması üretimi teşvik edecek mi? Kesinlikle tabii bir buğday özellikle stratejik ürünlerimizin en başında gelen ürünümüz. Dolayısıyla buğdaya pozitif yaklaşım uzun yıllardan beri devam ediyordu. Özellikle bu yıl verilmiş olan güçlü bir alım fiyatı akabinde bugün yapılmış olan Sayın Bakanımız tarafından ilan edilmiş olan güncelleme fiyatı buğday üreticisi olan çiftçilerimizin sonbahar döneminde tekrar buğday tercihlerinde çok etkili bir faktör olacaktır. Bunu söylemek mümkündür. Çok teşekkürler yayınımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiğiniz için. Kolaylıklar gelsin. Biz teşekkür ederiz. Bu vesileyle de ben bütün üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Bu fiyatların çok makul, çok iyi, çok dengeli olduğunu, üreticiyle olduğunu bir kere daha belirtiyorum ve özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'ne tercihlerini kullanmalar noktasında da tavsiyelerimizi yineliyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Vakit ayırdığınız için, bilgilendirdiğiniz için TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'la konuştuk.